Selamünaleyküm arkadaşlar. Evde kalmaya devam ediyoruz. Karantina sürecindeyiz. Malumunuz ormana işte vesaire atış yapmaya gidemiyoruz. Yakın zamanda elime geçen size bir tüfek ya da işte silah sıfırlama aparatından bahsetmek istiyorum. Yani tüfek ya da tabanca sıfırlama lazeri bu. Bunu uzak doğudan getirttim. Yaklaşık bana gelmesi 45 gün sürdü. 8 farklı kalibrede silahımızı bununla sıfırlayabiliyoruz. Nişangah hattını, örneğin buradaki tüfeğin red dotunu ya da bu yanındaki lazeri ya da nişan hattını sıfırlamak için getirttik bunu. Linkini aşağıya bırakacağım. Almak isteyen oradan alabilir. Yani 100 lira civarında bir fiyatı var. Uzak Doğu'da. Vergisiyle beraber işte 120 lira falan gibi. Ülkemizde aynı ürün 200-250 lira gibi rakamlara satılıyor. Pil gelmiyor içinde. Buradan bir tane pil alıyorsunuz. Takribi o pilde 15-20-25 arası bir rakam tutuyor. Sizin nereden aldığınıza bağlı. Toplam insanlarsınız 15. Para kendinizden alırsa 25 lira gibi. Şimdi günümüzün konusuna gelirsek. Birinci önceliğimiz bu lazerimizle tüfeğimizi nasıl sıfırlıyoruz? Nişangah hattını, red dot'u ya da pointer'ı. Şimdi elimizde bizim 12 kalibre tüfeğimiz var. Bizim sabitlemek için bir çatalayamız var. Ormanda olamadığımız için bu işlemi biz evde yapacağız. Takdir edersiniz ki şu an ülkemiz kötü bir süreçten geçiyor dünya ile beraber. Bu sebeple biz bunu evde yapacağız. Ama bunun asıl buradaki maksadımız ürünün nasıl kullanıldığını ve nasıl basit bir şekilde yapıldığını anlatmak. Normal şartlarda 15 ve 25 metre arası yapılan sıfırlama daha uygun ve daha sağlıklı oluyor. Şimdi konumuza dönüyoruz. Elimizdeki aparatımızın ucunda bakın farklı varyasyon versiyonlarda aparatlar var. Örneğin şu 36 kalibre tüfeğimize göre, şu 20 kalibre av tüfeğine göre, bunlar da yivli, diğer işte 5.56, 22 kalibre farklı farklı versiyonlar silahlara ait. Biz ucuna daha önce takmış olduğumuz 12 kalibre tüfek aparatımızla beraber bunun ucunda bir lazerimiz var. Lazerimizi namlumuz ucundan tutuyoruz. Lazerimizi şu şekilde, örneğin bakın duvara ben yansıttım. Bu lazerin burada bir düğmesi var şu üzerinde. Bu 12 kalibre tüfeğe, bu lazerin şu kenarında bir çentiği var. Bu tam oturuyor. Şimdi red dotumuzun üzerinde de bir lazer var. Örneğin bakın birisi yeşil, birisi kırmızı. Şimdi bunu 15 metrede baz düşünün. Tabi bu işi akşam yaparsanız ya da elinizin altında bir dürbün vesaire bir şey varsa ve farklı bir aletle de yaparsanız olur. Çok da güzel olur. Şu şekilde. Bakın. Bu şekilde bakın. Yukarı doğru çıkıyor. Örnek tekrar gösteriyorum. Bunu getirdiniz. Şu an ikisini tam örtüştürdük. Yani bunu 15 metre düşünürseniz tüfeğinizle, tüfeğinizin namlusunun çıkışıyla red dotumuzu aynı ölçüye getirdik. Yani bu çok basit bir işlem. Yani elinizde böyle bir aparat olduğu zaman hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Her seferinde red dotunuzu söküp takabilirsiniz.
çok da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu RedDot'u sıfırlamak için. Şimdi aynı aparatla biz 36 kalibre tüfeğimize de bir pointer takmak istiyoruz. Sadece pointer. Videomuza burada bir ara vereceğiz. Bu 12 kalibre tüfeğimizdi. Şimdi burada bir ara veriyoruz videomuza. Aynı işlemi 36 kalibre tüfeğimizle pointer takarak yapıyoruz. Evet arkadaşlar, videomuza tekrar başladık. Daha önce 12 kalibre tüfeğimizle üzerinde red dot vardı. Onu da basit bir şekilde bir sıfırlama yapmıştık. Aynı işlemi şimdi 36 kalibre tüfeğimizle yapacağız. Şu elimizdeki uzak doğudan getirdiğimiz lazer sıfırlama aparatını tekrar kullanacağız. Az önce şu ucundaki parça 12 kalibre tüfek içindi. Şimdi onu söküyoruz. Aynı işlemi 36 kalibre tüfek için olan aparata takıyoruz ucuna. Bu şekilde. Gene aynı şekilde namlunun içine bunu yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Bunu yakıyoruz. Bu sefer tüfeğimizin üzerinde bir pointer'ımız var. Bunu sıfırlayacağız. Aynı işlemi bununla yapacağız. Mesela şu an görüyorsunuz. Pointer biraz sağda. Tabii şimdi biz bunu burada 2 metrelik mesafede yapıyoruz ama bu işin asıl mantığı 15 ile 20 metre, 25 metre arasında olanı daha sağlıklı olan. Yani 20 ve 25 metre civarında yaparsanız şayet çok sağlıklı atışlar yaparsınız. Şimdi biz aynı işlemi bunda yapacağız. Pointer'ımızı açtık. Pointer'ımızın üzerinde 2 tane ayar vidası var. Sağ ve sol ayarı. Şu şekilde. Bakın. Şu an kamerada görüyorsunuz. Getirdik. Üzerine bu sefer de diğerini alıyoruz. Evet. O kadar basit ki. Tüfeğimizi bir yere sabitliyoruz. 15-20 ya da işte maksimum 25 metre uygundur. Bu şekilde ayarlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi çok sağlıklı bir şekilde şu şekilde bakın. Bir tanesini söndürüyorum, diğeri yanıyor. Şimdi bunu çıkardım. Görüyorsunuz. Bunu takıyoruz. Bakın. İkisi aynı şekilde. Evet arkadaşlar. Elimizde böyle bir aparatımız var. Biz bununla tüfeğimizi çok rahat sıfırlıyoruz. Şu şekilde. Bakın. Yani tüfeği de bu şekilde çevirmemdeki mantık. Siz de pointer'ımızı görün istedim. Bu pointer'ımız profesyoneldir. Ben bunu da uzak doğudan getirmiştim. Ama şu an ülkemizde maalesef bunların girişine izin vermiyorlar. Geçen yılki gümrük düzüm mevzuatının düzenlenmesinden sonra malumunuz uzak doğudan gelen bütün ürünlere vergi uyguluyorlardı. Bakın şöyle bunun bir aparatı daha var. Bunlar, bakın bende böyle bir aparat var. Şöyle ayağa kalkarak göstermek istiyorum. Örneğin bunu çift taraflı bantla şuraya bir yere yapıştırdınız. Kamerayı o tarafa doğru çevirirsek biraz. Bakın. Örnek yani şöyle. Uğraşmıyorsunuz. Hedefiniz hazır. Bakın çok basit. Yani elimizde böyle bir aparatımız var. Aslında bütün işi yapan şu aparat. Videomun başında da söylediğim gibi. Bu aparatın linkini aşağıya bırakacağım. Yardımcı olmak adına uzak doğudan bunu getirtebilirsiniz. Ben bunu bu Covid süreci başlamadan önce sipariş vermiştim.
Ona rağmen geldi. İşte 45 gün civarı. Yani siz de böyle bir şey getirip burada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yalnız içinden pil çıkmıyor. Pilleri gümrükte el koyuyorlar. Bu şekilde bugün bir çalışma yapmak istedik. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarda tavsiyelerinizi bekliyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.